gelsin. Geleneksel Türk göğünde oyunumuz Hacı Yuvat ve Karagöz birazdan başlıyor. Günün konuşmalarını yaparlarmış. Şimdi öyle bir zamandayız ki gün oldu yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar sizleri getiriyor, sizler de komşularınızı getiriyorsunuz. Ama aynı kandayız, aynı canız, aynı yolun yolcusuyuz. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, devletimiz. Tavuk vardı, sen ne yedin? Yahu yemek deyince konuşuyorsunuz, Karagöz deyince niye duruyorsunuz? Samimi, dostluk ve komşuluğu pekiştirmiş. Çocuklarımızın bir araya geldiği zaman oyun oynamalarına vesile olmuş. Var. O olmadan gelmez. Of hay hak. Sanmayın beyaz bezli perdeniz nice olayları gösterir süslü perdeniz. Ne ararsanız bulursunuz oyunumuzda, hırsıza, arsıza ibrettir perdemiz. İki sohbet etsek, şöyle arkadaşlar hep birlikte Karagöz'ü çağıralım mı, ne dersiniz? Komşuluk ve kardeşlik, toplum ve millet, bizler hep biriz. Aa, ben de duydum galiba, kim ki bu böyle? Hanım, bakayım mı camdan? Çabuk bak yahu, kimmiş bu böyle? Aa, hala bağırıyor yahu. Yar bana bir eğlence. Aa, bakma, dur ya, bakayım. Aman aman, bay 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 bay. Hacı bak, hacı bak, ne bağırıyorsun bakayım orada? Ah sevgili Karagöz'üm, gel yahu. Aa, bana bak, niye gelecekmişim? Sevgili Karagöz'üm, seni özledim. Aa, yar bana patlıcan, yar bana turşu, olur mu yahu? Seni çağırıyorum Karagöz'üm, yar bana bir eğlence. Ben geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral. Meslekte 43 yıl aylık geleneğinden geliyorum. Tevfik Veral'dan icazet aldım. O da benim abim. Geleneksel Türk gölge oyununu tabii ki her şeyden önemlisi çocuklarımıza, yeni nesillere, gençlere aktarma noktasında uzun yıllardır, 43 yıldır bir mücadele veriyoruz. Neticede bu sanatlar var olmalı. Bu sanatları yaşatacak olan da yeni genç nesillerdir. Benim de misyonum zaten uzun yıllardır çocuklarımıza ve gençlerimize bu sanatı aktarabilmektir. Biz şöyle diyoruz artık, şimdi çocuklarımıza moral ve motivasyon, çocukların moral ve motivasyonu evlerde annelere, babalara aynı şekilde yansınacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke, insanlarımız iradeleri gereği gerçekten güçlü ve dik duruyor. Önemli olan devlet, millet bir arada olmak dediğimiz o güzel kavramla geleneksel Türk gölge oyununu geçmişte de aynı yaşattığımız, yaşatılma noktasında bugüne taşıdığımız mahalle kültürünün bir araya gelme meselesinin, özellikle Ramazan'ın ulviyetiyle beraber birçok şeyin paylaşımını da yaşıyoruz. Ben oyunlarımı da kendim yazıp yönetiyorum. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin çok iyi anlayabildiği, birleştirici, paylaşmayı, bir o kadar da sevgi temasını paylaştığımız bir Karagöz Hacıvat'tan bahsettiğimizde inanın muhteşem. Her gelen bir şey getiriyor, bizimle paylaşmak istiyor. Sevgi, saygı ve çok güzel yapıyorsunuz dedikleri. İlk geldiğimiz zaman da kalabalıktı. Şu bu zamana kadar da aynı kalabalığın daha da çoğaldığını gerçekten görmekten de onur duyuyoruz. Şöyle, genellikli sanatları aslında layığıyla olması gerektiği ve hak ettiği şekilde icazet desturuyla yapan maalesef çok az. Ama günümüz maalesef şunu getiriyor, olmaması gerekli aslında. Daha bir icazeti olmadan, yani eğitimi olmadan bazıları Karagöz ve Hacıvat'ı yapıyorum diyor. Aslında bu bir etik değil. Hele bu zamanda hassas süreçlerde geleneksel sanatlarımızda biraz böyle çocuk varsa ona göre hikayesine veya büyük varsa ona göre yazdığı, oynattığı oyuna dikkat etmesi gereken sanatçılara ihtiyaç var. Onun için de eğitim şart diyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Bizler bu sanatın gerçek temellerini oluşturan yaklaşık 43 yılın içerisine çok şeyleri taşıdığımız ve uluslararası boyutta da birçok noktaya davet aldığımız sanatçılarız. Herkesi oralara davet etmiyorlar.
Dolayısıyla bir de başarı ödüllerimiz var, onur ödüllerimiz var. Bunların tek bir amacı var, işinizi doğru yapıyorsanız, layığıyla yapıyorsanız ve bu sanatı ulusal ve uluslararası bütün arenaya taşıyorsanız demek ki siz işinizi doğru yapıyorsunuz. İşte böyle nitelikli ve nicelikli insanlara ihtiyaç var. Tabii ki benim de öğrencim var. Ben de öğrencimi yetiştirdim. Hatta Türkiye'de bir ilk olan Merve İlken'i, benim aynı zamanda yeğenim ve Türkiye'mize örnek, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza ve dünyada gerçekten gittiğimiz her yerde koca koca salonlarda ayakta alkışlanan çok özel bir yeri de var. Bizler Ayşeler, Fatmalar gerçekten çoğalsın istiyoruz. Onlar da bu sanatın elinden tutsunlar, sanatla birleşsinler. Sanatın dili milletin dilidir. Dolayısıyla biz böyle bir mesaj vermekte istedik. Yıllardır da bunu devam ettiriyoruz. İyi ki de yapmışız. Şöyle, ben tabii geleneksel Türk gölge oyunu sanatı içinde Türkiye'nin ilk kadın karagöz sanatçısı olarak 15 yıldır profesyonel anlamda varım. Çok daha öncesinden ustamın yeğeni olmam sebebiyle de çok çocuk yaşta, küçük yaşta tanıdığım için karagözü, işin mutfağını görerek büyüdüm. Yani şöyle demek daha doğru olur aslında, alaylı olarak geldim. Usta-çırak ilişkisinin ne demek olduğunu, bir karagöz sanatının nasıl icra edildiğini, hem mutfağını hem sahnedeki halini görerek yetiştim. Dolayısıyla aynı şekilde de devam ediyorum. Ustam Suat Veral'dan gördüğüm gibi devam etmekteyim. Perdede gördükleri iki ana karakter, en çok bildikleri iki ana karakter Karagöz'le Hacivat, erkek karakterler. Dolayısıyla arkada seslendirenin bir erkek sanatçı olduğunu düşünüyorlar. Sahnenin önüne çıktığım zaman evet şaşırıyorlar ama çok da beğeniyorlar. Yani tabii ki bir kadının, bir erkek sanatçının yaptığı aslında yüzyıllar öncesinden erkek sanatçılar tarafından günümüze getirilen bir sanatın bir kadın tarafından icra ediliyor olması çok hoşlarına gidiyor. Anneler özellikle benim kızım da sizin gibi olsun diyen çok duydum. O da beni gururlandırdı, çok mutlu etti. Ama çok güzel tepkiler geliyor. Bu benim motivasyonumu çok daha fazla arttırıyor tabii ki. Türkiye'nin kadın karagöz sanatçısı misyonunu da üstlendiğim için hem ülkemde hem de dünyanın birçok farklı ülkesinde de bu onuru Türk milleti adına dalgalandırmak bayrağımızı tabii ki her şeyden çok daha güzel. Dolayısıyla mesleğimi çok seviyorum. Allah ömür verdiği sürece de yapmaya devam edeceğim.